Arkadaşlar selam. Yeni bir karışık alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu videoda giyim ve birkaç küçük kozmetik alışverişimi göstereceğim sizlere. Videonun sonuna yine kıyafetlerin üzerimdeki duruşunu eklemeye çalışacağım. Hemen kozmetiklerden başlayayım. Bir kozmetik sitesinden, şu an sitenin adını maalesef hatırlayamıyorum. Bu eczane sitelerinden biriydi. Bu benim kullandığım John Frieda'nın hacim verici şampuanından iki tane aldım. Bunlar normalde biliyorsunuz 25 liraya falan satılıyor, 24-25 liraya. Bunlar 16 liraya düşmüştü o sitede ve benim de almam gerekiyordu. Elimdeki şampuanım bitmişti. 16 liraya görünce iki tane bundan aldım. Bir tanesini açtım banyoda. Şu elimdeki ikincisi çok uygun fiyata geldi. Şu benim her zaman kullandığım Bella'nın Bella Flex 2x volümlü saç köpüğünden aldım. Benimki bazen merak edenler oluyor. Şöyle göstereyim. Bu mor renkli olan ve 3. seviyedeki köpük çeşidi arkadaşlar. Ben bundan çok memnunum. Bunu yedekledim. Daha sonra bir Rossmann alışverişim olmuştu. Rossmann'dan şunları almıştım. 2 tane Essence'den dudak kalemi aldım. Dudak kalemlerinden bir tanesini Güzellik ve Bir Ece adlı arkadaşının videosunda görmüştüm. Transparan dudak kalemi. Onun videosunda görüp çok merak etmiştim. Benim de karşıma çıkınca dudak kalemi kullanmayan bir insan olduğum halde belki hani bunu kullanmayı becerebilirim diye aldım denemek için. Bu 3-3,5 lira gibi bir şeydi. Şöyle bir kalem arkadaşlar. Şeffaf. Hiçbir şekilde renk vermiyor. Bakın böyle bildiğiniz transparan, şeffaf. Gerçi dudağı çizmesi, doldurması biraz zor oluyormuş ama Ece memnun kaldığından bahsetmişti. Dudak kenarlarına ruj taşmıyormuş ve ruju gerçekten iyi tutuyormuş. Bunu henüz denemedim. Essence standlarına bakabilirsiniz. Daha sonra bu Essence'in Soft Berry adlı 05 numaralı dudak kalemini aldım. Bunu da Sena'da görmüştüm. Daha Instagram'da da paylaştım bunu aldığımda. Sena'nın dudağında görüp ruj salmıştım. Çok beğenmiştim bir videosunda. O da Essence'in 05 dudak kalemi olduğunu söylemişti. Bu kalemin rengine de çok bayıldım. Çok güzel bir rengi var. Bakın. Şöyle kahve alt tonlu gibi. Vişne gibi. Çok hoş bir tonu var. Ruj olarak kullanmayı deneyeceğim, düşünüyorum. Fırçalı bir concealer arayışı içindeydim. Hem biraz beyaz tona kaçan hem de aydınlatıcı görevi de görecek. Açık renk tenlilerde biliyorsunuz bazı concealerların en açık renkleri bile bizim tenimizde bütünleşiyor. Pek aydınlık bir görüntü vermiyor. Ben böyle çok çok hafif de olsa aydınlık görüntü veren concealerı daha çok sevmeye başladım. Ve Rival de Lup'un bu 01 bej rengini, şu fırçalı concealer'ını aldım. Concealer arkadaşlar şu tarzda olanlardan. Şuradan bunu çeviriyorsunuz arkasından çıt çıt çıt. Ve bu fırça uçlu fırçanın arasından concealer çıkıyor. Ben bunu son birkaç seferdir kullanıyorum. Gerçekten beğendim arkadaşlar. Hem değişik bir yapısı var böyle. Biraz kıvamlı böyle yoğun bir yapısı var. Hani çok sığ bir yapısı yok. Hem de renginin tonu çok hoşuma gitti böyle. Bakın bayağı açık bir tonu var. Benim tenimde çok iyi durdu. Onu da şurada şöyle göstereyim. Tonu da hoşuma gitti. Bakın şurada böyle yapısı da çok hoşuma gitti. Beğendim. Bunu da böyle sanırım bir 7-8 liraya falan aldım. Değişik bir kokusu var ama rahatsız edici değil. Daha sonra Golden Rose'un mat oje serisinden şu an tırnaklarımda olan, Instagram'da paylaştığım, bayıldığım şu matlardan 25 numaralı ojesini aldım. Artık oje alımımı durdurmuştum ama bunu görünce dayanamadım arkadaşlar. Ben bu Golden Rose'un mat serisi, mat velvet serisi ve satin mat serisinin ojelerine aşığım. Benim için yerli ojeler arasında gelmiş geçmiş en iyi oje serileri bunlar. Yani senelerdir çok seviyorum. Özellikle Matte Velvet serisindeki ojelere hastayım bu. Hafif metalik ışıltılı mat olanlara. Ojenin renginin müthişliğini size gösteriyorum şimdi. Bakın.
Nasıl, şöyle göstereyim. Harika bir rengi var arkadaşlar. Yani aşık oldum. Daha ne diyeyim yani. Bakar mısınız, böyle metalik. Ben bayıldım. Daha sonra ben yine pudra arayışına çıkmıştım. Bilen bilir. Instagram'da bahsediyorum. Bu köpüğü aldığım gün sanırım Hobby Parfümleri'den Karşıyaka'da. Bu Max Factor Cream Puff ya da Cream Puff, nasıl okunuyorsa, Cream Puff pudrasını aldım. Bu pudranın ben metini çok duymuştum. Bunda da bu arada indirim vardı Max Factor'da. Ben gittiğimde %50 denk geldim. Görevlinin tavsiyesiyle bu pudrayı aldım. Ben bu pudranın adını zaten senelerdir çok duyuyordum. Bu meşhur bir pudrası Max Factor'ın. Ben sanırım en açık rengini aldım. 81 numara Truly Fair. Gerçekten yumuşacık bir yapısı var. Çok hafif buldum ben bunu. İlk kez bugün suratıma sürdüm arkadaşlar. Daha önce kullanmadım. İlk kez bugün denedim. Bugün allığı azıcık fazla kaçırmışım sanırım. Sütlü kahve. Yani şuradaki allık lekesini kale almayın. Bugün cildimde sadece bu Max Factor'un pudrası var arkadaşlar. Yani boynumla tenim aynı renk olmuş sanırım, bana öyle geldi. Şimdilik memnunum. Çok da seveni varmış bu pudranın zaten eskiden beri. Bakalım, eğer daha da beğenirsem hani bitirene kadar yoluma bununla devam edeceğim. Şimdi geldik giyim alışverişime. Adax'tan, Waikiki'den, böyle 2-3 tane mağazadan aldığım kıyafetler var. Öncelikle ben beli böyle hafif yüksek etek pantolonlar aldım. Böyle bol, viskon, dökük dökük yazlık etek pantolonlar. O yüksek belli şeylerle giymek için kısa kısa, böyle hani tam crop top da değil, hani göbeği göstermeyecek kısalıkta böyle hafif dökümlü, salaş, rahat tişörtler arıyordum. Aslında her yerde var diyeceksiniz ama ben düz renk aradığım için siyah düz arıyordum mesela. Bir türlü bulamıyordum günlerdir. Hep böyle desenli falan vardı. En sonunda Adax'ta buldum arkadaşlar. 10 liraya almış bulmuşken de iki rengini aldım. Daha bir tanesini dün giydim. Gayet memnun kaldım. Rahat ettim. Şu şekilde bunların small beden aldım. Bayağı böyle geniş dökük bu tişörtler. Şu boyda. Bir de aynısının müthiş bir şarap rengini aldım arkadaşlar. O da şöyle bir renk. Daha önlerinde şöyle minik cebi var. Şaka da Hot Stop diye bir dükkan var, aynı Ambar Adax tarzı. Oradan aldığım, renklerine bayılarak, kanarak aldığım bir tişört var. Bakar mısınız şunun canlılığına? Biraz böyle 60'lar 70'ler zamanına götürdü beni. Pink Floyd'lar, Led Zeppelin, o zamanların tarzı desenlere benziyor. Bunu da 12 ya da 13 liraya falan aldım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Bunu da düz siyah eteklerle falan giymeyi düşünüyorum. Bunun altına renkli bir şey giyemem yani. Yine Adax'tan gidelim. Şunu tam gösteremeyeceğim. Üzerime giyince videonun sonunda göreceksiniz umarım. Kimono çılgınlığına ben de katıldım. Madem bu kadar kimono var etrafta dedim, bir tane de ben alayım. Almamazlık etmeyeyim dedim. Adax'tan 17 liraya aldığım şu kısa kollu, kısa salaş kollu kimono arkadaşlar. Small aldım, bayağı geniş kalıp. Kolları şu şekilde, bayağı geniş dökümlü. Şöyle desenine bayıldım. Renk uyumu, deseni çok hoşuma gitti. Bunu görenleriniz olmuştur zaten. Altında da böyle yine moda olan siyah püskülleri var. Önü açık. Bunu da böyle yaz akşamları ya da serin akşamlarda üste geçirmek için çok hoşuma gitti. Aldım, 17 liraydı. Ve ambardan aldığım bir şey var. Yine bu sene moda, her yerde görüyoruz. Şu omuz açık üstlerden aldım. Bu da yine kısa bir üst. Aradığım sırada karşıma çıktı. Kollarının şu kısmı şu şekilde böyle dökümlü. Şu askı kısımları şuraya geliyor. Bunu da yine giyip göstereceğim. Askıları hatta biraz bol gelmişti small aldığım halde. Askıların terzi de biraz daralttırdık. Bu da böyle bakın. Dökümlü. Kısa. Bayağı böyle dökük dökük, tire tire duran
Yine eteklerle çok tatlı olacağını düşündüğüm, özellikle dar üstte oturan eteklerle çok tatlı duracağını düşündüğüm şöyle bir siyah üst. Bunu da 20 liraya aldım. Son iki parça da arkadaşlar Waikiki'den aldığım, bayıldığım iki parça. Bunların ikisini aldığım gün Instagram'da paylaşmıştım. Çok beğenen arkadaşlar oldu. Gerçekten beğenilmeyecek gibi değiller. Bir tanesi sitesinde görüp inşallah mağazada bulurum diye gittiğim ve bulduğum etek. Çok sevdim. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şöyle bir mini etek. Tabii mini dediğime bakmayın. Benim boyum kısa olduğu için dizimin böyle dört parmak falan üstünde duruyor. Öyle bende çok mini durmuyor ama yine kısa yani bir etek. Şu şekilde dökümlü viskon bu arada arkadaşlar. Bilmiyorsanız eğer söyleyeyim. Ben tam bir viskon kumaş manyağıyım. Viskon elbise ve eteklere hastayım. Bunun arkası 36 beden aldım bu arada. Bir tane kalmıştı onu kaptım. Arka kısmı şöyle lastikli. Böyle beli düşük de durmuyor. Çok yüksek bel de durmuyor. Böyle tam ortada duruyor. İşte demin gösterdiğim Adax'tan aldığım kısa siyah tişörtü bunun üstüne kombinlemeyi düşünüyorum. Hatta şarap rengini de bununla giyebilirim diye düşünüyorum. Çünkü siyah beyazla kırmızı ya da siyah beyazla bordo şarap tonlarını ben birbirine çok yakıştırıyorum. Renk katıyor. Önünde de bakın görecek misiniz? Kendi kumaşından böyle minik minik düğmeleri var. Aşağıya kadar düğmesi var. Hem desenine hem eteğe çok bayıldım. Ve yine viskon bir parça var arkadaşlar. LC Waikiki viskon konusunda bana bayağı yaramış. Şöyle bu sene moda olan böyle midi boydaki etek gibi görünen pantolonlardan aldım. Bu da çok büyük görünecek biliyorum. Aslında bu 36 beden. Yani bana da biraz aslında bel kısmı geniş geldi. Ama bel kısmını böyle düşürerek biraz kalçaya düşürerek giydiğim zaman sorun olmuyor. Daha küçük bedeni yoktu çünkü. Bunun da kenarında böyle fermuar var. Bunu da bu arada 20 liraya aldım. Yine siyah beyaz. Ben siyah beyaz ve desenli şeyleri çok seviyorum. Böyle aşağıya kadar bol bol kocaman bol bir şekilde gidiyor. Paçasında şöyle bir desen detayı var. Bakın. Kocaman geniş paçaları var. Bu da böyle biraz 60'lar 70'ler modasını çağrıştırıyor. Böyleydi benim alışveriş videom arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin. Kıyafetleri üzerimde göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.